Hazırsanız başlayabiliriz. Yani açık konuşmak gerekirse şu anda eskilerin tabiriyle yani lebalep bir kalabalık, iğne astığınız yere düşmeyecek bir kalabalık var. Ve ben bu kalabalığa hazır mısınız diyorum. Sanki böyle 30 kişinin bir sesini algılamış gibiyim. Daha iyisi olabilir. Hazır mısınız? Şimdi daha iyi oldu. Peki o zaman ben Küçükçekmece Belediye'miz ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ortaklaşa düzenlediğimiz Yeteneklisiniz Yarışma Ödül Töreni'ne size şöyle tek tek bir hoş geldiniz desem, bana şöyle güzel, okkalı bir hoş bulduk alkışı yapar mısınız? Onu çok merak ettim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İyi ki geldiniz. Çok mutlu olduk. Bu yapılan organizasyonun, ben zannediyordum ki hani uzun süredir yapılıyor. Meğerse bu Küçükçekmece'de bir ilk olacakmış. İlk olduğu için bizim için çok önemli, sizin için çok önemli. Şu anda İstanbul'un bir numaralı kültür merkezinde bu programı yapıyoruz. Buranın sahnesi çok güzeldir. Bizim meslek jargonumuzda buranın sesi cillop gibi denir. Çok güzeldir. Buranın ışıkları bir başkadır. Buranın sahnesinin genişliği, büyüklüğü bir başkadır. Ve birazdan bu sahneyi sizler şereflendireceksiniz. Ve şereflendirmeyle de kalmayacaksınız. Küçükçekmece'de, Küçükçekmece ilçesinin kiminiz üçüncü, kiminiz ikinci, kiminiz birinci, kiminiz mansiyon ödülü almış olarak buradan ayrılacaksınız. Bizim için çok önemli. Ve programımıza ilk önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu. Hemen akabinde İstiklal Marşı için herkesi ayağa davet ediyorum efendim. Saygı duruşumuz için rahat. Saygı duruşumuz için hazır ol. Buyurun. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Yeteneklisiniz yarışması ödül törenine birazdan geçeceğiz. Ama ödül törenine geçmeden önce bir kez daha söylemek istiyorum. Küçükçekmece Belediye'miz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ortaklaşa organize ettiğimiz bu yarışmada önemli şeyler hedefliyoruz. Ne gibi önemli şeyler hedefliyoruz? Bizim zamanımızda böyle mikrofonla falan hemhal olma yoktu. Bizim zamanımızda sahneye çıkma falan yoktu. Bir sınıfta 60-70 kişi vardı ve o 60-70 kişiden eğer 4-5 tanesi olup da Kızılay koluna seçilseydik biz,
biz çok onurlanıyorduk, gurur duyuyorduk kendimizle. O da olamıyordu, ayrı konu. Şimdi bakar mısınız Küçükçekmece Belediye'mizin size verdiği olanaklara, fırsatlara bakar mısınız? İstediğiniz bir ilgi dalını o dala sizi yönlendiriyor ve o dalda yarışıyorsunuz. O da yetmiyormuş gibi İstanbul'un bir numaralı kültür merkezinde şu anda ödül törenine birazdan çıkacaksınız. Küçükçekmece Belediye'miz gençlere ve çocuklara çok ehemmiyet veren bir belediye. Çok önem veriyor. Nereden anlıyorsunuz bunu? Bilgi evlerinden anlıyorsunuz. Nasıl anlıyorsunuz? Bilgi evlerine sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Çok sık gidersiniz. Bilgi evlerinde istediğiniz tüm imkanlar var. Yeter ki gitmek isteyin. Onun için bilgi evlerinde sizlere çok önem verdiği için, sizlere çok değer verdiği için Küçükçekmece Belediye'mize, Sayın Başkanımıza ve bilgi evlerinde sizlerin üzerlerinizde çok emeği olduğunu düşündüğüm Sayın Hocalarımıza bir teşekkür alkış falan yapmak ister misiniz? Bravo. Bu yapılan yarışmalar insanın özgüvenini çok arttırır, çok önemlidir. Ben mesela çocuktum o zamanlar. Bilmiyorum kaçınız bilir ama Milli Gençlik Vakfı'nda böyle bir şeyler yapardım. Ama şimdi ben TRT Çocuk'ta çalışıyorum. Orada bir program yapıyorum. Bu tür olaylar bir delikanlının, bir çocuğun özgüveninin gelişmesinde çok önemli faktörel dengedir. Peki Küçükçekmece Belediyesi'nin bilgi evlerinde neler mi yapılıyor? Benden daha iyi biliyorsunuz ama arkadaşlarımız çok şık bir tanıtım filmi izlemişler. Şimdi her yer kararıyor. Sadece arkamdaki beyaz perdeye gözlerimizi iliştiriyoruz. Bakalım bilgi evlerinde ne yapıyormuş? Al gözüm seyreyle. Dünyayı değiştirmek için önce insanların değişmesi gerekir. Bu da ancak eğitimle sağlanır. Bu düşünceden yola çıkarak yaptığımız çalışmalar arasında en anlamlı olanı Bilgi Evleri projesidir. Yavrularımızın bilginin değerini anlamaları ve bilgiye kolay ulaşmalarını istedik. İstedik ki yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlayalım. İşte bunun için belediye olarak ufku geniş, özgüveni yüksek, bilinci sağlam, algısı ve ifadesi kuvvetli bir nesil oluşturmak adına Bilgi Evleri projesini hayata geçirdi. Kalpleri sevgi, akılları bilgiyle dolu olan öğretmenlerimiz, öğrencilerine gösterdikleri yakın ilgiyle öğrenmeyi eğlenceli bir süreç haline getirdi. Öğrenciler bilgi evlerine severek, isteyerek ve gülerek geliyor. Onları bekleyen güler yüzlü öğretmenleri sayesinde hayata umutla bakıyorlar. Değerler eğitimini esas alan bakış açısıyla Küçükçekmece Bilgi Evleri iyi insanlar yetiştiriyor. Kendisine, ailesine, vatanına, milletine ve bütün insanlığa yararlı olacak İyilik ve güzellik için yaşayan mutlu bireyler yetiştiriyor. Başarı ve mutluluğu birlikte tattıran yaklaşımıyla bilgi evlerimiz anne ve babaların mutluluğuna mutluluk katıyor. Bilgi evi üyesiyim, yeni tanıştım. Bilgi evlerini çok seviyorum. Çünkü oğlumun derslerine çok çok faydası oldu. Bilgi evindeki etkinliklerden yararlanıyorum. Buradaki eğitim ve öğretimi çok seviyoruz. Kütüphanedeki kitaplardan, bilgisayarlardan ödevimi yapabiliyorum. Bunun için bilgi evini çok seviyorum. İyi ki bilgi evi var. Oğlumla güzel dakikalar geçiriyor olmamın bilgi evlerinin çok çok faydası var. Bu bağlamda Sayın Aziz Yenay Başkanımıza ve bilgi evi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bütün eğitim kadrosuna çok çok teşekkür ediyorum. Başarınız ve başarımız daim olsun diyorum. Sanatı ve sporu sevdiren,
ve yetenekleri keşfeden anlayışıyla bilgi evleri, çocuklarımızı sokakların ve teknolojinin olumsuz etkilerinden kurtarıyor. Onlara alternatif etkinliklerde bulunma fırsatı sunuyor. Bilgi evlerinde üyelerimizin okuldaki başarılarını arttırmaya yönelik sayısal ve sözel alanlardaki etütlerin yanı sıra gitar, bağlama, keman, resim ve karikatür gibi sanat branşlarında kendilerini geliştirmelerine fırsat sunuyoruz. Teknolojinin ve bilgisayarın bilinçli kullanımı ve internete ulaşabilmeleri için çocuklarımıza yardımcı olmak amacıyla alanlarında uzman eğitimcilerle bilgi evlerimiz medya okur yazarı gençler yetiştiriyor. 8-14 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerine hizmet veren bilgi evlerinde tüm faaliyetler ücretsiz. Bilgi evlerinde bilgisayar ve İngilizce eğitimi, güvenli internet kullanımı, okul derslerine yönelik etüt faaliyetleri, kütüphane hizmetleri, kulüp faaliyetleri, seminerler, rehberlik hizmetleriyle gezi ve sosyal etkinlikler de yer alıyor. Öncelikle bilgi evlerinin ne kadar elzem bir şey olduğunu geçenlerde daha iyi anladım. Böyle bir imkan daha önce hiç elime geçmedi ve kendimi rüyada gibi hissettim oradayken. 24 saat ya da 2 gündüz bir geceye ne kadar çok şey sığdırılabildiğini, ne kadar güzel şeyler yaşandığını tanık oldum. Marşlar ezberledik, onları söyledik, yarışmalar yaptık. Başka bir yerde çok daha güzel bir evim olmasına rağmen en önemli nedenlerden biri bu bilgi evinin olmasından dolayı bu evden ayrılmak istemiyorum başkanım. Anne kız kampına katıldığım için çok sevindik. 2 günlük çok güzeldi. Hiç tanımadığım insanlarla dost olduk, arkadaş olduk. Çok güzeldi. Anlatmakla olmuyor, yaşamak gerekiyor. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Aziz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizden oluşan küçük seyyahlar gezerek öğreniyor, İstanbul'un ve Anadolu'nun tarihi mekanlarını ücretsiz olarak ve güvenle geziyor. Eğitim veren 8 bilgi evine Mehmet Akif ve Kanarya bilgi evlerini de eklemeyi müjdeleyen Küçükçekmece Belediyesi 48 bin olan öğrenci sayısını 60 bine çıkarmayı hedefliyor. Bilgi evlerimizde üyelerimizin sosyalleşmesine ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla kulüp faaliyetlerimiz de bulunuyor. Satranç, şiir, tiyatro, bilişim, Küçük Mucitler Kulübü gibi çoklu zeka esasına göre oluşturulan kulüplerde öğrencilerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de eğlenceli zaman geçirip yorgunluklarını atıyor. Yaz aylarında gençlik kamplarımızda doğayla baş başa kalarak dinleniyor ve özgüven kazanıyorlar. Bilgi toplumu olmanın en önemli gerekliliklerinden biri olarak gördüğümüz kütüphanelerimizle ve her geçen gün artan kitap sayısı ve çeşitliliğin yanı sıra değişik ilgi alanlarına hitap eden süreli yayınlarda da üyelerimize okuma alışkanlıklarını kazandırma ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bilgi evimizde rehberlik alanında da öğrenci ve velilerimize hizmet veriliyor. Eğitim danışmanlığı, kişisel sosyal danışmanlık, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, mesleki danışmanlık gibi alanlarda velilerimiz de faydalanabiliyor. Ayrıca bilgi evlerimizde heyecanla, coşkuyla öğrenmek ve ekip çalışmasını benimsemek için yarışmalar ve turnuvalar düzenliyoruz. Çocuklarımız değil, yetenekler ve fikirler yarışıyor. Bilgiler, şiirler, kompozisyonlar, satranç taşları ve en çok okunan kitaplar yarışıyor. Bilgi evleri öğrencileri yıl boyunca geliştirdikleri yetenekleriyle hazırlamış oldukları sergi ve gösterileri kültür merkezlerimizde halka sunarak özgüven tazeliyorlar. Onları izleyen aile üyeleri çocuklarıyla gurur duyuyor. Evet, başta da söylediğimiz gibi dünyayı değiştirmek için önce insanların değişmesi gerek. Bu da ancak eğitimle sağlanır.
Bilgi Evleri projesi dünyayı değiştirmeyi hedefliyor. Haydi keşfet kendini, yaşayarak öğren bilgiyi. İşte sana fırsat. Küçükçekmece Bilgi Evleri. Çok güzel. Tanıtım da çok güzeldi. Tanıtım filmi de çok güzeldi. Küçükçekmece Bilgi Evi'nde kaç tane küçükçekmeceli çocuk ve delikanlı ve hanımefendi gidip geliyormuş? Kaç? 48? 48 bin. Hedef neymiş? Tebrik ederim, tebrik ederim. 48 binin ne olduğunu size şöyle bir anlatayım mı? Hani her gün... Her hafta sonu maç izliyoruz ya, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun işte tamamı. Çok önemli bir rakam. 48 bin öğrenci gidip geliyor bilgi evlerine. Hedef 60 bin ve Küçükçekmece'de veliler için de çok önemli. Veliler de çocuklarının performansını görünce mutlu oluyorlar. Şu anda arkamda gördüğünüz sandalyeye birazdan yetenekli bir kardeşimiz gelecek buraya. Mesela gitar kursuna gidiyorsunuz. Gitar kursuna gidin. Ama inanarak gidin. İleride siz de bir yanni olabilirsiniz. Biliyorsunuz gitar virtüözü, Grek müzik yapar. Abi sen de canım ne yannisi, nerede? Niye öyle diyorsunuz? Yanni olacağını nereden biliyordu? O da zamanında çocuktu. Abi yanni şimdi deme yani, dünya virtüözü adam. Tamam, İskender Paydaş olunabilir. Şenyaylar olabilir. Hani Tarkan'ın arkasında çok güzel gitar çalan var ya, dünyayı geziyor. Ne yaparsanız yapın ama mutlaka kendinize inanın. Kendinize güvenin. Çünkü Küçükçekmece Belediye'miz sizlere böyle fırsatlar sunarken bu vatanımız için, bu milletimiz için önemli birer hem değerler eğitimine inanan, anasına babasına saygılı ve bu vatanını, bu milletini bilen çocuklar, gençler ve delikanlılar olmanız için bu yatırımı yapıyor. Ne olursunuz suratımızı kara çıkarmayın. Ve şimdi performansta önemli bir gösteriyle huzurlarınıza geliyoruz. İlk olarak bağlama gösterisi yapacak ve ileride Allah izin verirse niçin Orhan Akalmaz olmasın diyeceğiz. Ve şimdi İstanbul Bilim Koleji'nden alkışlarınızla Polat Akçilgin geliyor, Polat'ımız geliyor ve bağlama gösterisiyle huzurlarınıza güzel bir türkü söyleyecek şimdi Polat. Hoş geldin Polat'cığım. Ben yerinizde olsam Polat'a bir moral alkışı veririm. Çok zor yani buralara çıkıp bir şeyler yapmak. Hadi bakalım Polat.
Polat'a teşekkür ederken sormadan geçmeyeyim bakayım. Polat'ın acaba kaç yaşındaymış? Polat'cığım kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. 10 yaşında bana birisi adımı sorduğunda 10 yaşındayken ben adımı kekeleyerek söylüyordum. Adam 10 yaşında İstanbul'un bir numaralı kültür merkezinde şu anda ciddi bir kalabalık var ve bu kalabalığın önünde böyle güzel bir mini konser veriyor. Varın bu çocuğun özgüvenini düşünün. Alkışlar Polat'a geliyor. Teşekkür ederiz Polat Bey. Yine bekleriz. Sağ ol. 10 yaşında ya. Süper. Bir de Polat'ın hocasına bir alkış yapar mısınız? Çok emeği var. Hocam sağ olun. Teşekkür ederiz. Neden Polat'ın hocasına bir alkış aldım biliyor musunuz? Şunun için Polat'ın hocasına bir alkış aldım. Bilgi evindeki öğretmenlerimiz, şu anda velilerimiz var. Sizin çocuklarınızı kendi çocukları gibi bilirler. Bilgi evindeki öğretmenlerimiz sizin torunlarınızı kendi torunları gibi bilirler. Az önce bağlama konserini veren Polat'ın hocasına baktım. Gözlerinin içi parlıyordu. Neden? Çünkü Polat çok başarılıydı. Ama Polat çok başarılı hocam. Kendi çocuğu gibi bilirse Polat'ı, onun da gözlerinin içi parlar. Bilgi evindeki tüm hocalarınıza bir teşekkür etmek isterseniz tam yeri diye düşünüyorum. Şimdi Polat sizlere güzel bir bağlama konseri verdi ama Polat'ın hemen arkasından ben derim ki gelin bir tane türkü dinleyelim. Türkü deyince de aklıma hemen o türkü geliyor. Şimdi efendim huzurlarınıza kim gelecek? TOKİ Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu'ndan, ilkokulundan alkışlarınızla Aslan Kardelen Arslan geliyor. Gelmiyor mu? Ha geliyor. Hoş geldin Kardelen. Duyamıyorum sesini. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Çok zarifsin. Daha önce böyle bir kalabalığın önünde hiçbir şeyler söylemiş miydin? Söylemiştim. Nerede söylemiştin? Gene burada. Çok güzel. Artık rahatsın. Heyecan falan da yok. Peki bize hangi türküyü söyleyeceksin? Etek Sarı'yı söyleyeceğim. Çok güzel. Türküden önce bir moral alkışı ister misin yoksa sonra mı? İsterim. İster. Alkışlar Kardelen Aslan'a geliyor. Thank you.
Vay vay. Harika okudu ya. Sevdiğim yer Malatya'ya değmeli. Sevdiğim yer Argovan'a değmeli. Argovan türküsüdür bu. Büyünce hangi, şu anda hangi türkücüyü örnek alıyorsun desem ne dersin? Kimseyi almıyorum. Ha, iyi peki, sağ ol. Ya beni morarttığın için ayrı bir teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Peki bu cici kızımıza sizlerden güzel bir alkış istiyoruz. Harika okudu. Teşekkür ederiz. Kardelen Arslan'a sağ olun. Kardelen, ışık şovunu falan gördün değil mi? Gördün, çok güzel. Harikaydı. Bak buradaki büyük sanatçıları falan yapılıyor. Sağ ol, teşekkür ederiz abiye. Sağ olasın, teşekkür ederiz. İlerleyen 10 sene sonra seni yine burada ağırlamak isteriz. Bu defa biletli olarak geleceğiz, söz. Alkışlar Kardelen'e geliyor. Teşekkür ederiz. Şimdi bilgi evlerinde neler yapılıyor Burak abi diye sorarsanız, biz bilgi evlerinde ilk olarak en önemlisi değerler eğitimine çok önem veriyoruz. Biz bilgi evlerinde bu vatan için, bu millet için ana babasına saygılı birer insan yetiştirme bizim için çok önemlidir. Ana babasına saygılı olmayan kime faydası olacak ki? Çünkü eğer ana babanıza saygılı olursanız Hazreti Allah da sizin rızkınızı genişletir. Virgül, önünüzü açar. Hangi işte ilerlemek istiyorsunuz? Önemli. Ana baba duası çok önemli. Şimdi buraya bir şeyler geldi. Ne geldi acaba? Kimse bağlama ve gitar çalmayacak ama bizim yine bilgi evimizde bildiğiniz gibi tiyatroyla hemhal olan, tiyatroya gönlünü veren, biraz yerinde duramayan delikanlılar ve hanımefendiler var. Şimdi onlardan iki tanesi burada sizlere mini bir tiyatro gösterisinde bulunacak. Bu defa da İnönü Ortaokulu'na bağlanıyoruz. Alkışlarınızla Bir Dal Aktürk ve Fırat Kalkan geliyor. Tanıtalım mı? Adım Muhammed Fırat Kalkan, arkadaşımın adı Bir Dal Aktürk. Bugün size burada taklit yapacağız. Taklitlerimizde Burhan Altıntop, Fatih Terim, Zeki Alasya gibi isimlerimiz olacak. İnşallah beğenirsiniz diyorum. İyi seyirler. Gel. Evet. Öncelikle efendime söyleyeyim. Ben hastanenin başhekimi Bülent Ersoy. Evet. 18-20 yaş gençlerin muayenesinden sorumluyum. Şöyle bir hastanımıza doğru geçelim. Dünya güzelleri. Zeki yavrum, sıradaki hastayı çağırır mısın? Hala! Hemen çağırıyorum abla. Gökhan, Bülent abla seni çağırıyorum muayenede. Abi biz neredeyiz ya böyle? Ben hala çözemedim. Biz neredeyiz ya böyle? Hastanedeyiz yavrum. Nerede olacak? Abi sen çok güzelsin ya. Bir kere öpüşebilir miyiz lütfen? Ayol Selahattin Bey, isim çözünüz çok arsız. Evet. Evet. Bülent oğlum, benim canım. Bir sıkıntı mı var acaba? Ayol Selahattin, senin bu çocuğun çok arsız ya. Biliyordum. Olmadı bu çocuk. Yapamadık biz bunu. İmalat hatası var bunun içerisinde. Hayır, onu bunu bilmem de yani siz bu çocuğa bir çeki düzen verin yani. Hala aldırma şansımız var mı acaba Bülent Hanım? Ayol veliyetten kazı kadar ol çocuk ayol. Nereye aldırıyorsun? Yani ben böyle sabahtan akşama kadar sizinle uğraşamayacağım. Şöyle bir diğer hastalarımıza doğru geçelim. Zeki sıradaki hastayı çağır. Ben çaya çıkıyorum. Fatih Yerim'e yönlendiririz. Hemen abla çağırıyorum. Burhan. Resepsiyonda Fatih Yerim seni çağırıyor. Ya bu hastanede neler dönüyor acaba? Çok merak ediyorum doğrusu. Bir haftadır burnum aha erdim gittim ben. Burnum akıyor, gözlerim sulanıyor, dizlerim bağlı değil. Ne oluyor böyle ya? Koskoca Burhan Altıntop bu hale düşecek adam mıydım ya? Ben şimdi Nişantaşı'ndaki o süit dairemde kuvvetini ağza kadar doldur bebeksiz cildin pembeliği burçağa kadar yıkanacaktım ya. Bir doktorun adresini bulalım da. Fatih abi doktorun adresini verir misin? Şimdi koçum, burası bir özel hastane yani. Biz buraya önüne geleni alamıyoruz.
Bir kimlik ver bakayım. Hey, buyur Fatih abi. Al koçum bu kimliğin. Bu da doktorun hastası. Hadi kaybol. Operatör doktor Mustafa Topaloğlu. Mustafa abi. Nasılsın yavrum? Bak görüşmeydi kısmet ola gördün mü? Hadi onu benim muayenetle çok kötü. Yes of course. Beni fazla merak etmeyin. Fazla merak. Burası Irak. Biz burada Survivor'da iki arada bir derede. Hepimiz burada. Sen orada ben burada. Kim var arkada? Ne diyor ya bu adam? Ya Allah Allah ya. Yaş 50,5. Kafa biraz uçuk. Ben aslında sevmem sucuk. Sizi öpüyorum mucuk. Teşekkür ederiz. Bırak. Kalıyor mu? Yani şimdi bu dönemde böyle tiyatro, stand-up, tek başına gösteri falan çok revaçta biliyorsunuz. Taklit ve stand-up'ın eski adı, yani Osmanlıca'daki adı mukallitlik, taklit etme demek. Bir de muhtik var, o da orta oyununun eski adıdır. Şimdi bu arkadaşlar hem orta oyunu yaptılar, hem stand-up yaptılar, hem taklit yaptılar. Üçünü toplayın, ona göre alkış yapın. Alkışlar Birdal ve Fırat'a geliyor. Bir teşekkür etseydin Hacı abi şöyle ya. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi onlar için çok heyecanlı bir durum tabii ki şu anda. Ben bir kez daha söylüyorum, ben farkındayım bunu 5 kere söylediğimin ama olsun 50 kere daha söyleyebilirim. Şu anda İstanbul'un 1 numaralı kültür merkezindeyiz. Buranın sahnesi çok geniş. Sahne geniş olduğu zaman eli ayağı nereye böyle koyacağız, sokacağız hiç böyle bir başka olur insan. Çünkü sahne geniş. Bir de sağ olsun kıymetli abim ne var ne yok bütün ışıkları yakıyor. Şu anda siz bir karartısınız. Hiçbirinizi görmüyorum ben. Hiçbirinizin nur cemalini görmüyorum. Karanlık olduğunuz için. Daha da bir heyecanlanıyor insan. Şimdi buraya çıkınca bu delikanlıların heyecanlanması gayet doğal. Heyecanlanmalarını yenmeleri için tek bir faktör var, o da sizin yapacağınız teveccüh alkışı bizler için çok önemli.